Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed'de oynamış videosu ile karşınızdayım. Ben Atabu, Need for Speed'de oynamış videosu sizlerle birlikte Lamborghini Urus Proving Grounds etkinliğinin 3 ve 4. günleri sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed'de oynamış videoların gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve cebi benim rap yakamıza da aboneyseniz de ne yapacağınızı da daha çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki oynamış videosu etkinliği ilk 2 günde sizlerle beraber tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz ki ilk 2 gün çok önemli. Kartlar kısmı şuraya bırakacağım. Haberiniz olsun. Etkinlik başladı. 3. gün başladı. 6 saat 45 dakika oldu. Fakat ben videoyu çekmeden önce bütün biletleri harcamıştım. Yani en fazla 1 saatlik bir kaybımız var. Çok ciddi bir problem yok. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen etkinlik 3. gününe qualifiers yani turbaları artık yavaşla başlıyoruz. Evet hadi bakalım let's go. Tamam aracı alın bize vesaire falan diyor. Kullandın diyor. Hadi bize yeteneklerini göster diyor. Tamam seve seve yaparız. 619 PR gerekiyor bize. Önce yükseltmeleri yapacağız. Ardından da yarışlarımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım kaç PR ulaşacağız. Hadi bakalım yükseltmelerimizi hemen seri bir şekilde yapmaya başlayalım. Zaten Lamborghini Urus bizim ilk yani önceki etkinlikte açtığımız DeLorean'in Alfa 5 aracına kıyasla top speed'i vesaire daha iyi. O yüzden genel olarak PR'ı falan daha yüksek. Ama gördüğünüz gibi fazla PR artışı olmuyor. Yani araba upgrade beğenmiyor desek kısmen yeridir. Ama olur böyle şeyler. Bunların olması gayet normal. Bitro'yu bitirdik bu arada. Yani en azından 3. yıldıza çıkardık. Şimdi hemen 3. yıldızı çıkartalım. Kalay yükseltmeleri yapalım. Kalay yükseltmelerimizde zaten geçen nitro parçası. 618. Bir PR daha arttırdığımız anda artık 3. etkinliği tamamlayabileceğiz. Hadi bakalım vakit kaybetmeden hemen seri bir şekilde başlayalım bakalım. Evet turnuvanın ve aynı zamanda etkinliğin 3. günün ilk yarışına da antibariyle mükemmel bir başlangıç yaparak kalkış yaparak başlangıcımızı gerçekleştirmiş olduk. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Let's go. Şöyle hemen bu arada rakibin arkasına geçelim de birazcık para kasalım. Şu adamın hemen arkasına geçelim abi. Nitro'yu da bastı zaten. O zaman biz de basacağız. Tabi biraz dikkatli olmakta fayda var çünkü kurallı yarış. Ha, iki tane rampa kaçırdık bile bu arada. Mükemmel ya. Vallahi billahi mükemmel. Umarım bu bizim başarısızlığımızla sonuçlanmaz. Ama kesin sonuçlanacak biliyor musunuz? Kesin yani. Aynen öyle gördüğünüz gibi. Bir tane daha rampadan atlayabilseydik en azından bu kuralı üstesinden gelirdik ve yarışı öyle kazandık. Şimdi videoyu durdurmak zorundayım. Kaldığımız yerden tam gaz. İlk yarışı tamamladıktan sonra devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Son anda 4.4 saniye yaparak ilk yarışı tamamlamış olduk. Buradan 2400 para kazandık. Ulan drafting yapmaya çalıştık. Ona rağmen daha az para kazandık bu denemeye kıyasla. Neyse. Bu sefer de nitro şeritlerinden geçmeli bir yarış yapıyoruz. Tabi yine normal yarışlar falan da var gördüğünüz gibi. Yani elimizden geldiğince drafting yapacağız. Ki biz özellikle böyle airtime yani havada süzülme süresine dikkat edecek şekilde yarışmamız lazım. Çünkü bize çok zorlayacak kural bu olacak bu etkinlik içerisinde. Ki yani başıma geldiği için oynadığım için zamanda biliyorum hani. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Mükemmel bu arada. Orada bir tane nitro şeridini kaçırdık. Ama nitro şeritleri o kadar fazla zorlamıyor genellikle. O kadar fazla zorlamıyor. O yüzden rahatsız aslında bir tık. Ama en azından rampadan atlama kuralına kıyasla daha rahatsız yani. Tamamen de başlar sağlama oynamamak lazım tabii ki de. Tamamdır kuralı zaten yaptık. Şurada hemen driftimizi yapalım. Ardından şuradaki şeritlerine geçelim. Ve ardından da ikinci yarışta başarılı bir şekilde kazanmış olduk. Umarım çok fazla zorlamaz bu kurallar bizi ya. Hani malum oyunda biraz geliştik, tecrübelendik vesaire. Ondan dolayı inşallah çok zorlanmayız ya. Şimdi 49.5K paramız oldu. Bu sefer de Near Miss yani makas atma kurallı yarışta devam ediyoruz. 3 tane makas atmamız gerekiyor. Makas atmalar da kolay değil bu arada. Bazen makas atmalar hatta daha zor. Tabi yarıştan yarışa değişiyor ama. Ama genellikle airtime rampa atlama yarışta daha zor. Bu etkinlikte. Ekstradan onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mükemmel bu arada. Oradaki aracı kaçırdık. Umarım daha da kaçırmayız. Umarım daha da kaçırmayız. Yani mecbur geçeceğim adamı. Mecbur yani.
Yoksa yarışı kaybedeceğim sonrasında. Oh, onu da kaçırdık. Şu bir. Şu iki. Şu da üç, tamamdır. Oh. Yırttık, yırttık. Vallahi yırttık. Dört tane makas attık hatta. Güzel güzel güzel. En azından biletimiz boşa gitmedi. Cezalandırılmadık. Ne olur ne olmaz risk atmamamız lazım çok fazla. En azından bu etkinlikte biraz daha az draftik vesaire zorlayarak oynamamız gerekiyor. İlk iki gün rahat ettik zaten. O zaman madem ilk iki gün rahat ettik, karşında da o zaman şu anda bizim yapmamız gereken kurallara odaklanmak. Zamanla karşı yarışta devam ediyoruz bu arada. Kural var mıydı? Olsa da çok dert değil bu arada bu tarz yarışlarda. Kural yok, düz zamana karşı yarış. Yani full rusher olsa daha iyi tabii ki de. Çünkü en azından rakiplerin arkasına geçip oradan para kasabiliyoruz. Makas da atalım bari ya. Makas da atalım da en azından biraz para kasarız. Ama galiba karşımıza araç çıkmayacak. Peki. Çok ciddi problem değil. Problem değil hatta. Ama yani biraz daha fazla para kasabilmeyi isterdim tabii ki de. Şöyle dikkatli bir şekilde drift atarak, nitromuzla basarak bu yarışı da kazanıyoruz. Ve bayağı da bir süre kaldı bu arada. 3 saniye gibi bir süre kaldı yani. Gayet başarılı. Yaklaşık 2K'da para aldık. 53,5K paramız var. Bir tane biletimiz kaldı. Onu da kullandıktan sonra da videoyu sonlandıracağız. Eğer ki ilk denemede başarılı olsaydık, reklam izleyip bir tane daha bilet alıp ardından da 3. günü bitirdik. Yani tek video, tek partla. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi düz rush yarışı bu arada. En azından düz yarış Allah'tan. Rahat rahat drafting yapabileceğiz. En azından düz bir şekilde yarışarak kasabildiğimiz kadar para kasacağız. Dikkatli olmakta fayda var çünkü malum bu araç daha iyi bir araç oldu ve PR daha az arttığı için kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Parayı iyi kullanmamız gerekiyor. İyi para kullanmak demek zaten etkinliği tamamlamak demek. Ama öncesinde iyi para biriktirmemiz gerekiyor dediğim gibi. Bunun için de draftik falan yapacağız. Bol bol. Bayağı bir bol hem de. Şuradan bir dönebilirsem. Güzel, yırttık. Bu yarışı da başarılı bir şekilde kazanmış olduk. Gayet güzel, gayet başarılı. Ne kadar para geldi? 2700. İyi ya, 2000, 2500, 2900 gibi miktarlarda paralar geliyor. En azından meh miktarda para kasabiliyoruz. Keşke bir de tekrardan oynanabilir bir yarış olsaydı da. Ama airtime yarışı var gördüğünüz gibi. Buradan da yeşil motor parçası alacağız. Tabi yeşil motor parçası şu an almasak da olur. Turboyu upgrade ettik. PR duvarını açtık. Başka parçamız da yok zaten turbo ile alakalı. Ama transmisyonu seviye atlatabiliriz. Yıldız atlatabiliriz. 620 PR oluruz en azından. 620 PR oluruz. Üstüne bile transmisyonu güçlendirdik ekstradan. EQ yükselteceğiz şimdi. PR artışı beklemiyorum zaten hiçbir şekilde. Ama şu tekerlek artışından dolayı PR artışı belki yaşanabilir. Bir yıldız atlattık çünkü. İki tane upgrade yaptık. Tamamdır. Kesin olarak 621 PR'a ulaştık. Yeşil bir tane tekerlek parçasıyla beraber tekerleği de bitireceğiz. Motor zaten bitti gördüğünüz gibi. Turbodan bu arada iki beyaz bir tane yeşil gerekiyor. Yani genel olarak iyi durumdayız. 54,5K'da paramız var bir de üstüne çünkü. Dükkandan alabileceğimiz bir şey var mı? Dükkandan alabileceğim bir transmisyon kiti var. Eğer ki tekerlek kiti verecekse oyun bize 7. günde direkt transmisyonu alırım. Oradan upgrade'ime devam ederim. Sonuçta ekstra PR şekilde işimize yarar. Şimdi videoyu sonlandırıyorum ben. Kaldığımız yerden tam gaz. Etkinin 4. gün açılması yakın bir zaman kala devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzu kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 4. gün açılması yaklaşık 2 saat var. Parada falan çok ciddi bir değişiklik yok çünkü ben gece yine uyuyakaldım. O sebepten ötürü olarak maalesef çok fazla oynayamadım. Zaten videoyu normalden geç çektim müsait olamadığımdan ötürü falan. Böyle birkaç aksilik oldu ama en azından hala para olarak vesaire iyi durumdayız. Parçaları da veriyoruz şu anda. Yükseltmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu EQ parçasını da verdik. 622 PR'ımız var şu anda. Şimdi kalan yarışı da tamamlayacağız. Ardından da 4. gün açılmasını bekleyeceğiz.
Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım bakalım. 5,6 saniye uçmamız gerekiyor bu arada. Malum airtime kurallı yarışta dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim zaten. İlk yarışta bunun mükemmel bir örnek sonuçta. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bir de horozunu öteceği tuttu var ya. Ötmüyordu, ötmüyordu. Şimdi ötesi tuttu ya. Vallahi bile ötesi tuttu. Neyse ben şöyle bir rampaları falan kullanayım da. Zaten gerekirse drafting falan yapmaya çalışırım ama malum riske atmamakta fayda var çok fazla. Şöyle bir uçalım tekrardan. Biraz da yavaşlayayım. Çok fazla olmayacak şekilde tabi. Çok geride kalırsam yarışı kaybedebilirim çünkü o yüzden. Tamam, kuralı tamamladık bu arada, güzel. O zaman artık geçebiliriz. Madem öyle. Turumuzu da bastık. Ve bu yarışı da başarılı bir şekilde... Evet sevgili arkadaşlar, az önce benim ne kadar şanssız bir insan olduğumu tekrardan görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Evet, mükemmel bir şekilde bir biletim daha boşa gitmiş oldu bu sayede. Neyse canımız sağ olsun, ne yapalım, yapacak bir şey yok yani. Kaldığımız yere tam gaz, zamana karşı yarışa devam ediyoruz. Bir de horoz da sussa çok güzel olacak da işte. Neyse devam. Hemen üçüncü günü bitirelim de. Ardından dördüncü gün başladığı zaman zaten. Tabi önce bileti de alalım da ondan sonra tabi yani kalkıp da eksik biletle de oynamayı vereyim bir zahmet. Ay çok saçmaydı ama, gerçekten çok saçmaydı ya. Yani bu kadar saçma olay çok az yaşadım yani. Çok güzel zort oldum ama, o bir gerçek. Acayip güzel zort oldum. Bence o konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum ben. Neyse şuradaki nitro şeritlerine de girdik. Ve ardından da yarışı başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Ve üçüncü günde antivayla bitti dediğim gibi. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, iyi sürüyorsun vesaire falan diyor, yani sürmeye devam edebilirsin diyor. Yarın tekrardan görüşürüz diyor. Eyvallah abi, eyvallah. Teşekkürler. Ve üçüncü gün bitti. Aracı istersek bu arada dördüncü yıldızı yükseltebiliyoruz şu anda. Ama tabii ki de onu şimdilik yapmayacağım. Şimdi ben videoyu burada sonlandırıyorum. Kaldığımız yere tam gaz. Biletler dolduktan sonra dördüncü güne başlıyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Dördüncü gün açıldı. 1,5 saat oldu. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen dördüncü güne başlayalım. 642 bir yerde dördüncü günü tamamlayabiliyoruz. Tamamdır. Biz ve Urus hani biraz ciddi ilerleme kat ettik vesaire falan diyor. Hani bunu kaybetme diyor gibi bize. Eyvallah. 642 PR gerektiğini zaten söylemiştik. Şuradan hemen bir yükseltmelerimizi önce bir yapalım. Zaten çok fazla bir şey yapamıyoruz hani. Ondan dolayı direkt önce şu basit yükseltmeleri yapıp ardından da araca 4. yıldızı çıkartalım. Evet, PR'ımızı 636'ya çıkardık. Yani ciddi oranda ilerleme kat ettik hani zaten daha başlamadan. Ve hani bu etkinlikte biraz talihsizdim. Yani dediğim gibi video yapamadım, uyuyakaldım, üstüne ufak tefek gecikmeler, bilet gitti falan. Ondan dolayı birazcık üzücü olaylar yaşandı. Ama bu etkinliği tamamlamama hiçbir şekilde engel olmayacak tabii ki de. Elimden geldiğince ekstra PR kasarak tamamlamaya çalışacağım. İnşallah bir de Lamborghini Urus'u kasmak için ekstradan fırsatım da olur da ilk 6 yıldızlı aracım olur. Yani özel etkinlik açısından araçlar arasında diyorum. Yoksa tabii ki de 7 yıldızlı bir GTS Viper'ım var hani. Ona Max'a doğru yavaş yavaş götürüyoruz zaten. Ama tabii ona daha çok fazla var. Daha hani yapmamız gereken acayip fazla yükseltmeler var. Neyse ki o araç sayesinde BMW M4 Razor'ı alabildim. Daha onu 4 yıldız yapmam gerekiyor. Yani yapmamız gereken çok fazla iş var. Ve ilk yarışı başarılı bir şekilde tamamladık. İyi de para gelmiştir bu arada gayet. Aynen. Olduğu kadar işte. 2300 yaklaşık. Paramız iyi durumda. Bir de iyi tarafından bakacak olursak işin. Henüz kit almadım. Yani ne transmisyon ne tekerlek geldi ama alasım gelmedi. Alasım tutmadı açıkçası. Para sıkıntı çekebilirim belki diye. İlerideki kısımlarda. Çünkü bayağı bir boşladık oyunu. Yani neyse ki ikinci günün ekmeğini biraz daha fazla yedim de para anlamda ciddi sıkıntımız yok ama parça anlamında birazcık eksiklerimiz var gibi duruyor. Tabii şu anlık her şeyi bitirdik neredeyse ama bu yine de ihtiyacımız olacağı gerçeğini değiştirmiyor.
5. günden itibaren zorluğun epey artacağına inanıyorum. Draftik yapmaya devam edelim. Bari paramızı yüksek tutalım. Dediğim gibi kit falan muhakkak alacağımı düşünüyorum çünkü. Altını harcamak istemiyorum hiçbir şekilde. Yani oyunun düz verdiği ve istediği upgrade'leri yaparak bir araç sahibi olmak istemiyorum. Azami hızım ya da iğme mi mümkünse ekstradan arttıracak bir şekilde bir araca sahip olmak istiyorum. Ve ikinci yarışı da rahat bir şekilde iyi de para kazanarak tamamladık. Ama hiçbir yarışta böyle olağanüstü derecede para kasmıyoruz. 3.5-4K gibi falan en azından. Bu tarz paralar pek kasmıyoruz. Aha da bu arada 2.4 saniye uçmalı bir airtime yarışı. En çok korktuğum dediğim gibi şu anda airtime. Tabii ki de makas atma da biraz problem ama en azından airtime kadar değil. Yani hata yapma lüksü en azından Neymis'te yani. Makas atma da bir tık daha fazla olabiliyor. Ama airtime'de neredeyse hiçbir şekilde rampa kaçırmamanız gerekiyor. Bazen maksimum 1-2, bazen hiç rampa kaçırmadan yarışı tamamlamanız lazım. Bu yarışta onlardan bir tanesi bu arada. Ben bu yarışı çok iyi hatırlıyorum. Şurada da bir tane rampa var. Onu kaçırmadığımız sürece bir sıkıntı yok. Bundan sonra doğru düzgün pek rampa çıkmıyor zaten. Nitro'yu basayım da geride kalmayayım. Tamam, burada rampa varmış. İyi lan, rampa varmış burada. Aa, bir tane yarış vardı, rampa çıkmıyordu doğru düzgün. Onu çok iyi hatırlıyorum. Demek ki o bu yarış değil. Güzel. Bu yarışı rahat bir şekilde kazanmış oluyoruz. Güzel güzel. Bu yarışta baya oyun bize bonkör davranıyor. Bak 2.4 diyor, ben iki katını yapmışım yani. Bir anda korktum. Ve yaklaşık 3K'ya yakında para kastık. 61K'da paramız var. Genel olarak dediğim gibi iyi durumdayız. Parça olarak şu an çok ciddi bir eksiğimiz yok. Ama ihtiyacımız olacak. Sonuçta daha PR'ımız 636 hani. Daha yükseltme yapmamız gerekiyor. Oyun bize kit de verecek. O yüzden parça da bulmamız gerekiyor. Güzel, mükemmel kalkışımızı da yaptık. Bu sefer 4.9 saniye uçmalı. Heh, yavaştan airtime'dan gına gelmeye başlıyor. Umarım rampa kaçırmayız. Allah'tan ikili ikili var da. O sebepten ötürü çok ciddi bir panik yok. Ama bu kötü oldu işte bayağı. Başka rampa kaçırmamaya özen göstermemiz lazım. Yoksa biletimiz boşa gidebilir. Tamam, 3.1 oldu. İki rampa daha karşıma çıkarsa yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Heh, tam bir saniye uçmam gerekiyor. Tamam, Allah'tan yetti. Allah'tan yetti var ya, bir an korktum. Bir an gerçekten korktum. Ve bu yaşı da başarılı bir şekilde kazandık. 2K'da buradan para geldi. 2 biletimiz daha var. Onları da kullanacağız şimdi zaten. Umarım yarışı kaybetmeden devam ederiz de bir kaybımız olmaz. Aynı 3. günde bir kayıp yaşadığımız gibi. Videoyu geç çekmeme sebep oldu. Saat 2. Daha GTA 3 çekmem gerekiyor. Neyse, devam ki. Bu sefer düz rush o yarışı. Ama şu yarışlar biraz da uzun olsa o kadar tatlı olacak ki. Hiçbir şekilde uzun yarış gelmiyor ya. Hani gerçekten böyle tatmin edici bir yarış gelmiyor. Artık tatmin edici uzun yarışlar istiyorum hani. Şöyle nitro basalım da. Hızımızı belli bir seviyeye çıkartalım. Oradan drafting de yapabilmemiz için. Tabii şu an doğru düzgün pek yapamadım ama. Yine de rakibi yakaladık diyebiliriz. Drafting geliyor mu şu anda? Şu anda geliyor bu arada, tamam. Aa, biraz geç geldi aşikar. Güzel. Adamı bir de çarptırdık. Oradan bir makas atıp yarışı tamamlıyoruz. 1900. Çok daha iyi olabilirdi bu yarış. Çok çok daha iyi olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Biraz kaçırıp başta. Bir de yarışlar da çok uzun değil ya. Allah'tan tekrar oynanabilir bir yarış değil. Aha, bu arada sıkıntılı bir makas atma yarışıyla devam ediyoruz. Sıkıntılı. Bu gerçekten sıkıntılı. Burayı çok iyi hatırlıyorum. Hata yapma lüksümüzün en az seviyeli olduğu yarışlardan bir tanesi diye hatırlıyorum. Ona makas atamıyoruz zaten. Hani hem hızlı gitmemiz gerekiyor hem de makas atmamız gerekiyor hani. Oyun daha ne kadar zorlayacak yani. Baksanıza araç yok hiçbir şekilde. Allah'tan yaptık. Bakın gördünüz mü, hata yapma lüksünüz yok.
Kaçırdığınız anda geçmiş olsun. Biletiniz direkt olarak boşa gidiyor. Ciddi sıkıntılı bir yarış. Bakar mısınız abi, 1K parayla yetiniyoruz ya. Biletimiz boşa gitmediği için şükrediyoruz şu anda. Ki öyle yapmamız lazım. Ve tekrardan oynanabilir bir yarış bu. Fazlasıyla can sıkıcı. Turbodan bir tane daha lazım. İnşallah turbo değil de motor veriyordur ya. Transmisyon bitti. 638. Eko'dan bir tane kaldı. Ne olur bana motor ver. Allah'ım turbo veriyor. Turbo parçası da yok bizde şu anda. Oh, ciddi problem. Motor olarak yine iyi de. Bir tane beyaz, iki tane yeşil var falan. Ama gördüğünüz gibi parça konusunda biraz problem yaşadığımızı size söylemiştim. Para var ama harcamamamız gerekiyor. Neyse sevgili arkadaşlar, ben videoyu yavaştan bir sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. 5. günün açılması yakın bir zaman kala. Tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 2 saat sonra bu arada etkinliğin 5. gün açılacak. O yüzden birazcık acele etmemiz lazım. Ben reklamı izleyerek falan zaten süreyi toparlarım. 2 tane turbo parçası buldum bu arada. 639 PR'ımız oldu şu anda. Eko'yu bitirdik. Fazladan bir parçamız var. Nitro'yu bitirdik. Fazladan bir parçamız var. Motor falan zaten bitti. Tekerlek. O da bitti. Transmisyon, onu da bitirdik. Yani her şeyi bitirdik şu anda. Yapmamız gereken tek şey turbo yükseltmesi yapmak. Bir tane beyaz, biraz da yeşil parçamız var. Umarım yeterli olur. Kitle beraber belki 642 PR'e ulaşabiliriz. Ulaşırsak ne ala, ulaşamazsa para harcayacağız mecbur. Biraz aratma yapacağız. Şöyle hemen yarışımıza başlayalım. Zaten çok kısa bir yarış. Ama işte drafting vesaire yaparak da elimizden gelince parayı toparlamaya çalışıyor olacağız. Yoksa ciddi anlamda problem yaşayacağız yani. Gerçekten ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağız. Bu arada son anda kazandık var ya, son anda. Ay, o kadar kısa bir yarıştı ki bu kadar çok bitmesini beklemiyordum. Süreye bakar mısınız? Bir salise. O upgrade'leri yapmasaydım şu an kaybetmiştik yani. İşte upgrade yapmanın faydaları. Airtime yarışıyla devam ediyoruz. 4.9 saniye uçmamız gerekiyor. Yüksek bir süre. Ya da airtime kuralından ne kadar korktuğumu söylemiştim bu etkinlikte. Çünkü gerçekten korkutucu yani. Elimizden gelince dikkatli olmamız gerekiyor bu tarz yarışlarda. Ki problem yaşamayalım. Zaten bir tane yarış var. 6. günün ilk yarışı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Acayip derecede sıkıntılı. Yani 8 saniye bile uçmamız gerekiyor ve rampa kaçırmamamız gerekiyor gibi bir şey. Yani ciddi bir yarış. Tehlikeli bir yarış. Neyse ki bu yarışı rahat tamamlayacağız bu arada. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı bir rampa var. Şu an hani oyun böyle vicdan yapıyor falan ama yani asıl olaylar birazdan başlayacak. Birazdan dediğim yani yakında. 6. günde dediğim gibi. Zaten böyle parça falan toplayamadığımız sürece ciddi problem yaşayacağız bu etkinlikte. Ha, en azından paramız var. 81K yaklaşık paramız var. Tabii ben biraz parça falan bulamadım. Onun yerine para falan çıktı ama olsundu. Nitro yükseltmesi diyor. Bir de top speed diyor. Yani Eko'yla Nitro'yu bitirdik zaten. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Ama en azından şöyle turboyu yükseltebiliriz. 641 ve 642. Yeşil parçamız yokmuş bu arada. Ama neyse ki PR duvarını açmaya yetti. Neyse ki, çok şükür. Bir an para harcamam gerekecek diye ödüm koptu açıkçası. Umarım kit falan bulurum da bu sefer gerçekten alacağım. Transmisyon gerekiyorsa transmisyon. Tekerlek gerekiyorsa tekerlek. Yani oyunu hangisi veriyorsa onun tam tersini alacağım yani. Ve böyle de ekstra PR kasacağız. Çünkü oyunun sadece istediği yükseltmeleri yaparak çok bir şeye ulaşamıyoruz hani. Çok zahmetli oluyor. İşte yok transmisyonu 5 yıldız yap, yok işte nitroyu 5 yıldız yap vesaire. Çok uğraştırıcı oluyor yani öyle. Ve tatmin olmuyorum tabii ki de. Yani onun yerine dediğim gibi motor, turbo vesaire geliştirmek varken, daha fazla PR, hızlı PR kasmak varken, evet biraz riskli oluyor eyvallah ama yani daha hani oyunda gelişmeye çok açık olduğum için, oyunda çok fazla aracım eksik olduğu için, başlarda olduğum için resmen yani memnun olarak bu ekstra yükseltmeleri yapmam gerekiyor. Yoksa yani oyunun tamamen size verdiği yükseltmelere göre parça toplayarak da etkinlikleri bitirebilirsiniz. Ama dediğim gibi hem çok uğraştırıcı oluyor hem de fazla sıkıcı oluyor. Onun yerine dediğim gibi daha hızlı bitirmek ve aracın daha yüksek PR'da olması için böyle yapmak benim açımdan daha mantıklı.
Oyunda yeniyseniz ve hızlı ilerlemek istiyorsanız o açıdan da mantıklı. Neyse, kalan yükseltmeleri yapayım ben direkt. Ondan sonra da videoyu sonlandırayım. Bir yandan da kapanış yapayım. Evet sevgili dostlar, umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videoda etkinin 5 ve 6. günlerini tamamlıyor olacağız. 643 bir yer oldu bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Videoyu artık yavaştan kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir benim Rabbim kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapma sitelerinden başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.